Evet, aşkı muhabbetle selamlıyorum hepinizi. Piri Baba aradığında tam kapıdan içeri giriyordum. Bazen şunu da diyorum, ben kendi hızıma da yetişemiyorum diye. Konu başlığı istedi. Ya Piri Baba, düşünelim edelim, hani bu birdenbire olacak şeyler değil, çok önemli şeyler bunlar. Bir an dedim, hak için mola, seyir için mola dedik ve buradan yola çıkarak, evet, bizim özellikle yaşam biçimimizi belirleyen inancımızdır. İnancımızı da şekillendiren cemlerdir. Biz cem deyince tabii ki bugünkü şehirlerde yaşadığımız veya büyük şehirlerde, büyük ülkelerde gördüğümüz performans cemleri değildir. Cem deyince bizim insanların özellikle toplumsal olarak birbirlerini sorguladıkları ve arındıkları bir ortam olarak algılarız. Ve bu arınmadan sonra, evet, arınmadan sonra, artık ölü girip diri çıktıktan sonra müzik terapiye başlar, ama belli bir aşamaya geldiğimizde artık bizim semanın kısa ve net özeti, hak ile hak olduğumuz noktada semah döneriz. Kimler döner? Semahı tabii ki o erkana giren, öncelikle nasıl belli bir yaşa geldiğimizde ikrar verip ikrarlı olabiliyorsak, ikrarlı olan insanlar semaha dönüyor. Tabii ki ikrardan geçen o müsaitli canlar semaha dönebiliyor. Siz biraz önce Seyhan Hocam'ın da belirttiği gibi kırklar, mitolojik olarak biz kırklar semağına dayandırıyoruz, ama kırklar semağında, evet, insanın kamil mertebesine erişmiş olan canlar orada. Yani semağa kalkanlar da insani kamil mertebesine ulaşmış insanlar semağa döner. Yaşça belli, kamil, olgun insanlar semağa dönerler. Ve şu da bir gerçek, evet, biz belki 80 sonrasında sivil toplum kuruluşları olarak veya kitle örgütleri olarak bir araya geldik, derneklerimizi kurduk, kimliklerimizi haykırmaya başladık, statlarda binlerce kişi bir araya geldik, semah döndük, ancak sadece kimliği haykırırken, evet, ama bu resimleri verirken, bu semahları dönerken ya sonrası ne olacak diye düşünmedik. Düşünmediğimiz için de sadece bir simge olarak kullandık, ama o simge artık bize bir kıyafet olarak giydirildi ve o kıyafeti üzerimizden çıkaramaz olduk. Ben sadece size video göstermek istiyorum orada. Evet hocam. Şimdi burası Karşıyaka Doğançay. Tahtacılar, yan yatır ocağı. Semaha kalkacak olan can, zaten buradaki insanlar müsait bir canlar. Müsaitsiz değiller. Semahı önce müsait bir canlar dönüyor. O müsahibinin eşi zaten belli bir edep, belli bir usulle semaya kaldırılıyor. Doluyu alıyor, getiriyor, müsahibine veriyor. Evet. Aynı zamanda hemen çabuk çabuk da geçeyim. Tahtacı semahlarında ağırlamadan pervaz veya yeldirmeye geçerken böyle bir dua kısmı var. Sadece tahtacılarda var. Diğer Anadolu diğer Alevilerinde yoktur. Doluyu alıp ondan sonra dedeye veriyor ve semaya kalkıyorlar. Şimdi burada müsaitli canlara çalınan semahın sözleri dahi erkan semahıdır. Rastgele dışarıda herhangi bir ortamda bu sözler çalınıp söylenmez. Tabii ki onların deyimiyle baldırı cıplaklara semah öğretmek için, yani eğitim amacıyla öğretecekleri zaman daha çok güzellemeler kullanılır sözlerde. Bakın, hareketler yalın, abartısız, sade, hiç dokunmak dahi yoktur. Evet, dün semahı ikrarlı müsait bir canlar dönerken, bugün artık bırakın müsahibi, ikrarlı dahi aramıyoruz. Rastgele, rastgele kim olursa olsun. Hatta ve hatta şununla bile övünüyoruz. Bak, semah dönenlerin içerisinde sünni canlarımız da var diyerek bu sanki büyük bir şey getiriyormuş, üstünlük getiriyormuş bir hale dönüştürdük. Semah, altını çiziyorum, hak ile hak olduğumuz noktada, yani dört kapı kırk makamdan geçtikten sonra semah dönülürken, bugün biraz sonra görüntüler gelecek. Artık ne amaçla semah döndüğümüzü ortaya koyacağız. Evet, özellikle semah dönülürken dedemiz Gülbengi'nde
der ya, hak için ola, seyir için olmaya der. Evet, dara durulur. Gülbangı alınır. Çünkü bu bir hizmettir. Hizmet etmiştir. Bakın dolu var. Bu arada da bazı şeylerde işte cemlerde dolu var mıdır yok mudur tartışması yaşanıyor. Hiç tartışmaya gerek yok. Anadolu'da gelenekte her şey var. Yeter ki geriye dönüp o geleneğin içine bakmasını bilelim. Biz semahı, yani çok özür dilerim, burada bile semahçılar demeye başladıktan sonra, bakın semahçılar dedikten sonra biz zaten bu kategoriye koymuşuz. Burası da Arapgir'de Nimri köyü. Bir dedemiz, Arapgirli dedemiz kendi semahını dönüyor bakın. Evet orada. El kol hareketlerinde illa bir şeyler arayalım, aynaya bakalım, haktan aldık, halka veriyoruz. Bunlar yok. Bunlar hep uydurma. Dede kemerbest olarak orada bir şey bağladı. Pervaz bölümü. Nimin siz oradaydınız ya. Müsait töreni var mı? Ona. Bu Minekli. Dönem Minekli. İşte bakın derneklerde artık bir araya geldiğimizde sözleri de bakıyorsunuz. Oyun öğreticileri bu işi çok güzel kullanıyor. Bizler de yöneticiler, dedeler ya da Alevi olduğumuzu söyleyen canların da herhalde bu kültürden biraz uzak kalsalar ki bunlara hiçbir zaman müdahale etme gereğini hissetmiyorlar. Bu artık seyirliğe girdi. Hak için değil, seyir için. Şimdi çocuklarımızın hiçbir suçu günahı yok. Demin dede semaya kalkarken, daha doğrusu yola girdiğinizde, ikrar verdiğinizde, ikrarlı olduğunuzu belirten bir kemerbestiniz vardır. O kurbanın gününden de yapılır, başka bir kumaştan da yapılır. Ancak ona niyaz edilir, kemer ceme gireceğiniz zaman takarsınız. Şimdi bakın gencecik çocuklarımızın hiçbir suçu günahı yoktur. Ama giydik kıyafete bakın. Aslında Anadolu'da her yörenin kendine has kıyafeti vardır. O kıyafette hangi ocağa ait olduğu, kadın evli mi, dul mu, hepsi tek tek simgelenmiştir. Ocakların simgesi bile vardır. Bakın çocuklarımız burada artık dans ediyorlar. Kemerbest takılı, kemerbestin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Hani biz 80 öncesinde mitinge katıldığımızda işte kortej sorumluları vardı. Kortej sorumluları takarlardı. Şimdi artık başlarına takıyorlar, kollarına takıyorlar, bellerine takıyorlar. Bir dönem Karadeniz'de bir kol bastı diye bir oyun vardı. Şimdi herhalde semah bastı diye ifade ediyorum ben bunu da. Bakın senize yani. Buyurun. Kıyafetlere bakın. Yapmacık hareketlere bakın. Thank you.
Zakir çok önemlidir. Dede Cem'i yönetir ama Zakir yürütür. Zakir'de aranan çok önemli özellikler vardır. Sesi güzel olacaktır, bölgedeki müzikal yapıyı bilecektir. Edebiyatı çok iyi bilecektir, batın alemi çok iyi bilecektir. Sesiyle etkileyecektir ama... Buyurun bakalım. Hani şehirlerde 500 kişi bir araya geliyoruz, övünüyoruz, Cem yaptık diyoruz. Hayır. Bir an önce buraların bana göre yok edilmesi lazım. Yok, yok. Buyurun. Evet, burada bitirdik. Kapatabiliriz. Evet. Şimdi dediğim gibi biz tabii yola girdiğimizde öncelikle ikrar verirdik. İkrar verdiğimiz için de belimize kemer vestimi takar öyle girerdik. Ama bugün evet artık ekip diyoruz. Sanki inanç dışı bir oyunmuş gibi ekiplerimizi gelişi güzel neredeyse bir dükkan açılışı bilmem ne açılışına bile davet etmeye başladık. Eğer biz semahı hak ile hak olduğumuz noktada dönüyorsak semah içeride kalmalı. İçeride kalmadığı sürece burada yıllarca sempozyumlarda düzenleseniz, oturumlarda düzenleseniz, bilimsel toplantılarda düzenleseniz bunların altından kalkamazsınız. İlla her şeyi devlette aramayalım. Elbette devlet yıllarca astığı kesti, yok etmek için uğraştı ama şu an sanırım devlet elini oluşturuyor. Bu iş bu kadar kolay mıydı diyor. Çünkü onu biz artık yapıyoruz. Bu hale dönüştürüyoruz. Eğer bizim için semah kutsalsa, kutsal. Düne kadar cenazenin başında dahi semah dönerken, bugün artık cenazenin başında dönmeyi kendimize ar edindik. Dönemiyoruz, korkudan dönemiyoruz. Niye? Çünkü birileri bize diyor ki, vay efendim cenazenin başında, ölünün başında semah mı dönülür? Evet. Hayır, dönmeniz gerekiyorsa döneceksiniz. Bugün siz şehirde yaşıyorsunuz. Sünni bir arkadaşınız yakınını kaybettiğinde siz nasıl camiye gittiğinizde imam size göre hareket etmiyorsa siz de onlara göre hareket etmeyeceksiniz. Sizin yaşam biçiminizi ifade eden ritüeller, erkanlar neyse onu yapacaksınız. Ama biz maalesef çünkü yaklaşık bir 60-70 yıllık süreç içerisinde kendi erkanlarımızı kaybettik, koptuk. Sonradan öğrenmeye başladık. Aa, şimdi de konuşuyoruz. Bana göre semah böyledir, sana göre semah böyledir, bana göre Alevilik böyledir, sana göre Alevilik şöyledir. Yok, Alevilik bir tanedir zaten. O da yaşanıyor. Yaşanılan yerlerde yaşanıyor. Yeter ki geleneğe dönüp bakalım onlar nasıl yaşatıyor. Yeter ki o yaşatılan örneğin bugün bu çocuklara, gencecik çocuklarımıza semahları göstereceğimize büyüklerimizin dönmüş oldukları semahları onlara taklit etsek çok daha bir hayra hizmete geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü bu gösterilen sadece oyun. Halbuki bizde oyun terimi kullanmaz. Her ne kadar tahtacılar semah oynayalım deseler de bile semah dönmek terimi kullanılır. O semah da dediğim gibi öncelikle belli yaşa gelmiş, belli bilgiye, donanıma erişmiş insanlar semaha döner. Bugün bakıyoruz yaşça küçük olan semahlar da, küçük çocuklar dahi semaha kalkıyorlar. Semaha dönüyorlar. Biz bundan da övünüyoruz. Halbuki övünürsek de artık hak için olmaya, seyir için ola demeye başlayacağız. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Evet.